Bu derste viewportları biraz öğreneceğiz. Viewport nedir? Burada bizim 4 tane baktığımız pencere var. Bunlar viewporttur. Şimdi geçişleri nasıl yapabiliriz? Mesela önce mouse'a tıklayarak kısaca geçebilirsiniz. Ya da işte klavyeden menü tuşuyla beraber W'ya shift'e basarsanız menü shift bu şekilde geçiş yapıyor kısaca. Şimdi mesela sahnenizde bir obje oluşturdunuz. Box. Alt W yaparsanız bu tam ekran oluyor. Dediniz ki işte burayı biraz genişletelim. Mesela bu perspektiften bakıyor. Şuna geldim, alt W yaptım. F3 ile solid'e getirdim. Mesela shift, menü shift yapıyorum. F3, menü shift ve menü shift F3. Bu şekilde bunların hepsini solid'e getirdim. Mesela bu left zoom diyorum. Left'ten baktı. Buna tap T harfine bastım. Zoom dedim taptan. Front dedim. F harfi zoom yaptım front'tan. Buradan da işte bunun yüksekliğini, genişliğini ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi alt W ile tam ekran yapıyorsunuz. Burada artı var. Artıya bastınız. İşte restore viewport. Yani eski haline getir. Tekrar maksimize haline getir. Şimdi aktif viewport ne istiyorsunuz? Mesela ikinci fronta getir. Hemen buradan aktif viewport diyorsunuz. Üçüncü left'e getir. Ya da aktif viewport geldim. Perspektif olan aktif viewport'a geldin. Şimdi grid G harfi şuradaki ızgaralar G'ye basarsanız ya da buradan grid'e gelirseniz bu ızgaraları görüntüleyebilirsiniz. View küp kısmından da işte mesela ortografik dediniz. Artık burayı tamamen buraya sıkışmış halde yaklaşalım bir. Tamamen mesela ızgaraları sonsuz bir ızgarada ortografik modda görebiliyorsunuz. Yani bu yukarı aşağının daralması bilgisayarla kaynaklı. Herhangi bir şekilde orası sınır çizgisi değil. Yani şöyle açtığımda ileriye doğru büyüdüğünü de görebilirsiniz. Şimdi burada standart ve default shading var. Kısa yollarını gösterelim ama bunlara ilerleyen derslere tek tek girelim. Şimdi şu artıya bastığımızda Configure Viewport'tan viewport'u düzenleyebiliyoruz. Mesela görüntü performansı falan. Bunların hepsine buradan gireceğiz. Tek tek ne olduğunu ileride anlatacağız. Ama viewport bu şekilde kontrol ediliyor.